Arkadaşlar şimdi size webde nasıl gözükecek topladığımız verilerin onu bir görüntüsünü yapmak istiyorum. Önce her bir dakikada arka planda Windows'un görev zamanlayıcısı vasıtasıyla exe program otomatik olarak çalışıyor. Web server'a USK0.2'ye bağlanıyor. Aynı zamanda da seri port üzerinden hem Entes'in Energizer'ına hem de Köhler marka elektrik sayacına bağlanıyor ve verileri şurada 15 saniyede topluyor. Bu toplanan verilerin her birisini arka arkaya gösteriyor ve veri tabanına kaydediyor ve kendisini kapatıyor. Sonra bu 3 saniyede bir tazelenen web sitesine düşüyor. Bu ilk gözüken değerler. Sonra buradan örneğin USK 02'nin datasına gidiyoruz. Burada da belli bir tarih aralığında verileri analizlerini, toplanan verilerin analizlerini yapıyoruz. Diyelim ki 16.40 şu anda kaç? 51'deymiş. Evet. Bu sorgular çıkıyor. Entes'ten toplanan veriler de burada gözüküyor. Aynı zamanda Sayaç'tan toplanan veriler de burada gözüküyor. Yani sorgular görebilirsiniz. Şimdi de USK02'den ve Entes'ten bu iki veri toplanan verilerin grafiklerini bir göstereyim. Buradaki verilerin şuradaki rakamları string tipinde olduğu için şuradaki voltajı da bozmadım. O yüzden buradakinin grafiğini çizdirmeyeceğim. USK02'nin şu anda sorguladığım kaç data var? 13 datası var. Bu 13 data ile alakalı bir grafik çizdiriyorum. Geldim. Sonra grafik çizdire tıklıyorum. Ve grafik çizildi. Şurada da grafiğin başlığı var. Sonra aynı yeri kodlarla Entes'e geçtim. Tekrar sorguladım. Herhangi bir veri var mı? Yok. Tekrar grafiğe gittim. Bu sefer bunun çizdir diyorum. Bu sefer de Entes'in grafiği çiziliyor ve başlık otomatik değişiyor. Bu arada her bir dakikada veriler toplandığı için bu otomatik olarak şu ekran gözüküyor. Her bir dakikada bu gözüküyor. Evet, grafik olayı da tamamlandı. Böylece projenin tamamı ve eğitimin tamamı bitmiş oldu.